Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar hepiniz Yüzük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin birinci dönem birinci örnek yazılı sorularını göreceğiz. Fakat hemen bir hatırlatma yapalım. Gördüğünüz gibi ve sizlere belirtildiği gibi sevgili öğrenciler bu sınavımız yeni e, sınav tarzında yani klasik sınav tarzında hazırlandı sizler için özel olarak. Dolayısıyla bir önceki videolarımda da söylediğim gibi diyebilirim ki sınav tarzı değilse de yüzlük sorular seninle. O zaman kağıt kalemlerini hazırla soruları çözmeye başla benimle. Haydi bakalım hemen ilk sorumuzla başlayalım. Her soru 10 tam puan değerindedir dedi. Sevgili öğrenciler şimdi bir şey söyleyeyim gerçekten bazı öğrencilerde çok korku var, stres var, panik var. İşte sınav tarzı klasik oldu ne yapacağız? Biz teste alıştık klasik soru çözümünü bilmiyoruz. Hayır arkadaşlar siz test çözerken zaten klasik soru tarzında soruyu çözerek bir sonuca ulaşıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla işlemleri hatasız bir şekilde dikkatlice sonuna kadar ulaştırdığınızda zaten cevabı bulabildiğiniz için. Test çözümünde klasik sınav aşamalarından geçiyorsunuz. Sizlerden sınavda istenen şey bu aşamaları tek tek yazarak öğretmeninize göstermeniz arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen işlem aşamalarını atlamadan soru çözmeye gayret gösterelim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Üstü ifadelerden geldi ne demekte üstü ifade yani a üzeri n şeklinde gösterilen ifade a çarpı a çarpı a çarpı 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 bu tekrarlı çarpım üzerinde hangi sayıyı görüyorsak o kadar tane yani en tane olarak gösterilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane 5'i yan yana çarparsam ben bunu 5 üzeri 4 olarak ifade etmeliyim. Dolayısıyla üçgen olarak gösterilen sayı bizim için 4'tür. Eşitliklerinde üçgen ve dörtgen yerine yazılabilecek doğal sayıları bulmamızı istemişti zaten soru. Hemen diğerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi yan yana çarptı ve ben bunu üstü olarak gösterirsem 2 üzeri 5 olarak göstereceğim için taban sayısı üstler aynı olduğundan dolayı 2'dir diyorum. Böylece 4 ve 2 diyerek de işlemimizin sonucunu tamamlamış. 10 tam puanı hemen ilk sorudan kapmış oluyoruz. O halde inşallah herkes matematikten 100 alır arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İşleminin sonucunu sordu bize. Hemen ne yapacağız? İşlem sıralamasını hatırlayacağız. Üç çete hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Önce üstü sayıların dönüşümleri sonra varsa parantez içindeki işlemler eğer sonra çarpma ve bölme varsa soldan sağa ilk gelen sonrasında da toplama ve çıkarma varsa yine aynı şekilde soldan sağa ilk gelen fakat çarpmanın toplamaya işlem önceliği var parantezin diğer bütün işlemleri önceliği var yani işlem önceliği şu şekilde ilerleyecek unutmayın dolayısıyla hemen üstülerin dönüşümlerini yapalım dördün karesi demek iki tane dördü yan yana çarpmak demektir dolayısıyla dört kere 4 16. 3'ün küpü demek 3'ü 3 üç kere yan yana tekrarlı çarpmak demektir. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 diyerek de bu dönüşümü yaptık. Hemen alalım aşağıya ve diyelim ki 4'ün karesi 16 çarpı açtım parantez. 2'nin 3'ün küpü yerine 27 yazdım eksi 6 kapattım parantezi artı 12 eşittir. Ne yapacağız şimdi? Önce üstülerin dönüşümlerini yaptık. Şimdi parantez içindeki işleme bakacağız. 16 çarpı 27'den 6 çıktı 21 kaldı. Artı 12 diyerek de işlemin tamamını artık sonuca erdireceğiz. Burada yapacağımız ilk işlem ne olacak? Tabii ki de çarpmanın toplamaya işlem önceliği var. Dolayısıyla 21 ile 16'yı çarpacağız evvela. Hemen çarparım şurada. 21 çarpı 16 6 kere 1 6 6 kere 2 12 1 kere 1 1 ve 1 kere 2 2 topladım 6 3 ve 3 336 artı 12 eşittir. Birler basamağını topladım 8 onlar basamağı 4, yüzler basamağı 3 diyerek de 348 bizim için işlemimizin sonucu olarak karşımıza çıkan yanıt. Bakın işte klasik sınavdaki tek fark bu. Belki siz hemen hızlıca zihninizden yapıyorsunuz. 21'den 6 çıktı işte 27'den 6 çıktı 21. 16 ile çarptım. 12 ile topladım. Klasik sınavda sizden istenen bu aşamaların tamamını yazmanız arkadaşlar. Dolayısıyla videoları dikkatli bir şekilde tekrar tekrar izler. Benim de soruları nasıl çözdüğüme dikkat ederseniz sizler de klasik sınavdan 100 alabilirsiniz. Hemen diğer sorumuza kaldığımız yerden devam edeceğim ama kağıdımı bayağı kaydırmışım. Hemen şöyle bir kontrol edip düzelteyim. Evet. Üçüncü soru parantez içerisinde bir işlemimiz var. 64 sonra kare 16 tekrar parantezi kapatmış. Tekrar kare 4'ün karesi ve sonuç 5'miş arkadaşlar. Yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için karelerin ya da işte kutuların yerine yazılması gereken artı, eksi, çarpı, bölü sembollerini bulunuz dedi. Sembollerini bulunuz. Hemen bakalım. Şimdi sonucu nasıl 5 bulacağız? Diyelim ki 64'ü hemen artı'yı bir deneyeyim. 64'ü 16'yı da toplarsam. Deneyelim. 64 artı 16 parantezi kapatacağım. Ondan sonra 16 bu sonuç kaç çıkacak? Ee, 80 çıkacak. Hmm, 5 bulabilmek için ne yapmalıyım o zaman? 80'i bölmeliyim değil mi? Kime? Hemen şu bölü sembolünü yerleştireyim şuraya. 4'ün karesi şöyle yazarsak bakalım 5'i verecek mi? Önce ne demiştik? Üstüler parantez çarpma bölme toplama çıkarma. O zaman 4'ün karesinin az önce ön sayfada 4 çarpı 4'ten 16 olduğunu görmüştük. Bu bir kenarda dursun. 64 ile 16'yı toplayacağım. 80 diyeceğim. Bölü 16. Hemen 80'de 16'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? Hızlıca bir bölme işlemi yapalım ama zihinden yapanlar sonucu böyle buldu bile. 5 kere 6 30'un sıfıra elde 3. 5 kere 1'e 3. 5 3 elde 8 konuşamadım. Evet hemen 5'i de yazdığımız için bakın evet. 5 eşittir 5 sağladı. Dolayısıyla bizim buradaki sembollerin yerine, kutuların yerine şuraya bir toplama, şuraya da bir bölme koyarak sonucu 5 bulmamız gayet de kolay oldu. Eğer ilk seferde bulamasaydık tek tek bütün işlemleri deneyecektik. Önemli olan burada 5 sonucunu bulabilmek. Dolayısıyla birini birinin 5 katı olarak elde edebilmek. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra diğer soruyla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ömer 29.103 işleminin sonucunu... No? 29'un sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuca 87 ekleyerek buluyor. Hmm. Yani diyor ki 29'un yanına 2 tane 0 ekliyor. Ondan sonra da bunu 87 ile topluyor. Peki bu 87'yi nereden elde etti? Değil mi? Bunu bir düşüneceğiz. Buna göre Ömer'in yaptığı işlemi çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak gösteriniz. Yani çarpmayı işte ya toplama üzerine ya çıkarma üzerine dağıtarak göstermemizi istedi. Hemen şöyle yapalım. Buradaki birinci çarpan 29. 29 şu tarafta bir dursun. 29'un yanına önce 2 sıfır eklediği için demek ki önce 100 ile çarptı. 29 çarpı 100'den bakın yanına 2 sıfır ekleyip 2900'e elde etmiş oldu. Bu durumda 103 demek aslında 100 artı 3 demek olduğu için artı 3 diye de parçaladı. Test ediyorum 29'u 3'ün çarpımı acaba 87'yi veriyor mu? 29'u 3'ü çarpalım. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 2 6 2 elde 8 evet sağlıyor. O zaman demek ki bu şu şekilde yapmış. 103'ü 100 artı 3 diye parçalamış ve 29'u çarpmayı toplama üzerine dağıtarak göstermiş. Böylece 29 çarpı 100 artı 29 çarpı 3'ten buraya da 2900 artı 87'den sonucu 2987 bulmuş. Göstermesi gereken işlem çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğidir. Dolayısıyla bu şekilde de hemen sonucu çözüp hem işlemi gösterdik hem dağılmayı anlattık hem de sonucu bulduk diyerek klasik sınavın hakkı olan 10 tam puanı bu sorudan almış oluyoruz. Evet. Diğer sorumuza devam edeceğiz şimdi kaldığımız yerden. Diyor ki soru bize. Ne diyor? 15 soruluk bir bilgi yarışmasında 6B sınıfı öğrencileri tüm sorulara cevap vermiştir. Güzel. Yani şey boş yok. Tamam. Bu yarışmada her doğru cevap için 5 puan verilirken, her yanlış cevap için 3 puan da silinmektedir. Hmm. Yani doğrulara artı 5 veriyoruz. Yanlışların her defasında 3 puanını silerek ilerliyoruz. 6B sınıfının 50'den yüksek puan aldığı bu yarışmadaki yanlış cevap sayısı en çok kaç olabilir diye sordu. Hmm. Şimdi şöyle düşünelim. 15 sorunun tamamını doğru yapsaydı. Mesela tamamı doğru olsaydı. Zaten alabileceği kaç puan olur? Her birinden 5 puan alacağı için. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 2 elde edeyiz. Zaten 75 tam puan alır. Ama bu defa hiç yanlış yapmamış olur. Bizden soru yanlışın olabildiğince çok olmasını istiyor. Fakat toplam puanın da 50'den büyük olmasını istiyor. Yani biz öyle bir şey yapacağız ki mesela 15'i 5 ile çarpacağız. Ya da işte 15'i 5 ile çarptığımızda 75. Hani belki 14'ü, 13'ü, 12'yi çarpacağız. Büyük bir soru sayı bulup yaklaşmaya çalışacağız. Peki kaç diyelim? Mesela bir tahmin yapalım. Diyelim ki 10 doğru yapsa ve 5 yanlış yapsa kaç puan alır? Test edelim. O zaman 10 doğrunun her birinden 50 puan alır toplamda 5'er puandan. 5 yanlışın her birinden 3 puan silindiği için 15 puanı silinir. Oo, bir anda 35 puana düştü. Hayır bu olmaz. O zaman doğru sayısını birazcık daha arttırıp yanlışı bir tık daha düşürmeliyiz. 4 yanlıştan deneyecek olsak deneyelim. 11 doğru, 4 yanlış. Çünkü amacımız maksimum sayıda yanlış bulmak olduğu için adım adım deneyebiliriz. 11 sorunun her birinden 5 puandan 55 puan alır toplamda. 4 yanlışın her birinden 3 puan silinirse 12 puanı silinir. 55'ten 12 çıkarsa Evet, yaklaştım ama yine de hala 43 puandayım. O zaman bu da değil arkadaşlar. Hemen diğerini deneyeyim. Diğerini farklı renkli bir kalemle yapayım. Eğer sonuç o çıkarsa hatasız olsun. Size hızlı bir şekilde kavrayı verin şöyle soruya ilk etapta baktığınızda. O zaman diyelim ki 12 tane doğru yapsın. 3 tane yanlış yapsın. Bakalım o zaman kaç puan elde ediyor? 12 doğrunun her biri 5 puandan toplamda 60 puan alacak doğrulardan. 3 yanlışın her birinden 3 puan silineceği için 9 puanı silinecek. Böylece öğrencinin geriye 51 puanı işte yakaladım. 50'den büyük olmasını istedim ve yanlış sayısının en fazla olmasını istedim. O zaman en fazla en fazla 3 yanlış yapabilir. Böylelikle toplamda 12 doğruyla 51 puanı alarak sorunun istediği kriterleri sağlayıp toplam puanı 50'den yükseğe ulaştırabilir dedikten sonra hatta şurayı da yuvarlak içine alayım isterseniz öğrencinin bu sınavdaki netleri 12 doğru 3 yanlış şeklinde olacak umarım açıklayıcı olmuştur lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar elimizden geldiğince sizler için doğru yanıtları açık bir şekilde anlatmaya gayret gösteririz evet 6. soruyla devam edelim kaldığımız yerden bir üretici 790 litre zeytinyağını 5 litrelik bidonlara doldurmuştur. Şimdi burada yapılacak ilk işlem bakın bir bütün var. Bütün böyle belirli miktardaki parçalara ayrılıyor. Dolayısıyla burada yapmam gereken ilk işlem bir bölme işlemi. Hani bu bidonlardan ne kadar var? 790 litre oldukça fazla bir miktar. Bunları 5 litrelik 5 litrelik böldüğü için Evvela kaç tane bidon? Hani şuraya bir not alalım isterseniz. Kaç bidon? Problem çözümünde dediğimiz gibi her zaman aşamalar çok önemli. Bu üretici her bir bidondan evet ve kaç bidon olduğunu bulduktan sonra her birinden 240 lira kar ediyor. Yani bu bir bidondan elde ettiği kar. Dolayısıyla tüm bidonları sattığında kaç lira kar eder? O zaman önce şöyle yapalım. 790'ı 5'e bölelim değil mi? 7'de 5 bir kere burada kaldı 2. 29'da 5 5 kere 25 kaldı 4. 40'da da 8 kere. Öğretmenim nasıl yaptığınızı anlamadım diyenler için de 790'u şurada hızlıca 5'e bölebilirsiniz. 1 kere 5, 29'da 5 kere 25. Yine kaldı 40'da 8 kere. Bakın aynı sonuç. Ben sadece birazcık daha adımları hızlı hızlı yapabilmek için uzun uzun yapmıyorum. 158 tane bidonumuz olacak, her biri 5 litrelik. Ve bir bidondan elde ettiği kar 240 lira olacak. 158 bidonun tamamından ne kadar kar elde eder? O zaman yapmam gereken yani işlem 158 çarpı 240 olacak ki buradan biz toplam kar miktarını bulalım tamam mı ama bunu bulabilmek için pratik bir işlem yapacağız önce 158'i 24 ile çarpar yanına bir tane sıfır koyarız hemen nerede çarpalım bu birazcık uzun olacak şurada yazayım 158'i 24 ile çarpayım önce 4 kere 8 32 elimde var 3 4 kere 5 20 3 elde 23 elimde var 2 4 kere 1 4 2 elde 6 2 kere 8 16 elde var 1 2 kere 5 10 1 elde 11 yine elde var 1 2 kere 1 2 1 elde 3 topla indir 9 7 3 ama bu 24 ile çarpım sonucu. Dolayısıyla benim sonucum ne olacak arkadaşlar? 158 çarpı 240. Az önce 24 ile çarptığım 3792'nin yanına bir tane de sıfırı ekleyerek 37920 lira kar elde ettiğini söyleyerek sorunun çözümünü her aşamasını göstererek tamamlamış oluruz. Bu kadar. Evet, umarım klasik sınavlar olan bakış açınız biraz yumuşamıştır arkadaşlar. Aslında biz çocukken, yani yıllar önce biz öğrenciyken sınavlar çoğunlukla klasik olurdu. O zamanlarda biz de test olan sınavlardan korkardık. Tabii bazı öğrencilerde daha kolay, sallarsam tutar diye düşünenler de olurdu ama klasikte de öyle değil, öğretmenimizi ikna etmemiz... Hani anladığımıza, bildiğimize ikna etmemiz gerekirdi. Dolayısıyla şu an tekrar geriye dönüş oldu. Ama çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bence önemli olan konuları doğru anlamak. Dolayısıyla sınav tarzı değişirse değişsin, her zaman bilen öğrenciler, yine çalışan öğrenciler, bilen öğrenciler yine yüksek puanlar alırlar. 72 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz dedi. Evet hemen başlayalım. 72 eşittir 1 kere 72 72'dir. Sonra bakın burada ne yapın biliyor musunuz? Püf nokta şu olsun. Çarpanlardan bir tanesini sürekli tabi tutarak adım adım arttırın. Diğerini de adım adım azaltırın. Ne kadar ki çarpanlar birbirine yaklaşırsa artık orada zaten arada çarpan kalmayacaktır. 2 kere 36. 3'e bölünüyor mu? Bakalım rakamlar toplamı 9 bölünüyor. O yüzden 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6 12 kaldı burada. 4. Başka 4'e geçiyorum. 4 çarpı 7'de 4 bir kere var. Çıkarttım 3 kaldı 32'de 8 kere. 5'e bölünmez birler basamağı 0 ya da 5 değil. 6'ya bölünür neden? Çünkü hem 2'ye hem 3'e bölündü. O zaman 6 çarpı 7'de 6 bir kere 12'de 2 kere. 7'ye bölünmez 70 oluyor ve 72 2 kalıyor. 8'e bölünür 8 kere 9 değil mi? Ondan sonra e, 9 olduğunda zaten bakın geri dönecek. 9 yazdığımda tekrar buraya 8 yazacağım. Sonra geri gidip işte 12 yazdığımda tekrar. Dolayısıyla şu aşamadan sonrasında hani tekrar tekrar yazmama gerek kalmıyor. Buradan sonra çünkü dönüş geriye oluyor. Biliyorsunuz ki çarpma işleminde çarpanların yerleri değişirse sonuç değişmiyor. Yani 9 kere 8, 12 kere 6, 18 kere 4, 24 kere 3 şeklinde illa yazmama gerek yok. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Ve bu şekilde baktığımda 12 tane doğal sayı çarpanı vardır. Evet. Bu kadar kolay. Bunların hepsi de kimler oldu böyle? 1, 72, 2, 36, 3, 24, 4, 18, 6, 12 ve 8 ve 9. Hatta şöyle de isteyebilir. Belki bu küme olarak yazmamı isterse. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 ve 72 diye de isterse arkadaşlar yan yana küçükten büyüğü olacak şekilde sıralayıp yazmayı da unutmayın. Yani dediğim gibi öğretmeninizi bu soruyu çözdüğünüze bu konuyu anladığınıza ikna etmeniz yeterli. Evet 8. soruyu da kaldığımız yerden devam edelim. 4 basamaklı 4, 3, kare 2 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. Peki, hemen 6 ile bölünebilmenin kuralını hatırlayalım o zaman önce. Neydi? 6 demek 2 kere 3 demek olduğu için 6'ya bölünebilmenin kuralı hem 2'ye bölünebilme hem de 3'e bölünebilmedir. O zaman 2'ye bölünebilmenin kuralı çift olmalıdır ki birler basamağı 0 2 4 6 8'den biri olsun kontrol ediyorum birler basamağı 2 tamam 3'e bölünebilmenin kuralı neydi rakamlar toplamının değil mi arkadaşlar rakamlar toplamının 3'ün katı olması hemen bakalım buna göre kutu yerine ya da işte kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz dedi rakamları farklı demiş mi dememiş şimdi 4 3 kutu 2 Birler basamağı çift olduğu için 2'ye bölünüyor. O zaman hemen rakamlar toplamına bakalım. 4 artı 3 artı kutu artı 2'nin 3'ün katı olması gerekiyor. 3K yazıyorum buraya. O zaman hemen ne diyeceğim? 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Yani 9 artı kutu 3'ün katı olabilir. E o zaman kutunun yerine 0 yazabilirim. Değil mi? Neden? Sayım böylece 4302 olur. Başka 3 yazabilirim. 4332 olur. Başka 6 yazabilirim. 4362 olur. Başka 9 yazabilirim. 4392. Böylece bu sayıların tamamı bakın rakamlar toplamı 9. 3 6 10 12. Hemen buraya bakın. 10 15. Buraya bakın. Şöylece 7 16, 18 tamam 3'ün katı olduğu için yazılabilecek rakamlar 0, 3, 6, 9'dur diyerek 8. Soruyu da çok rahat bir şekilde tamamladık. Böyle bilme kuralları oldukça kolay. Zihninizde tutarak bol bol pratik yapmanız yeterli sevgili 6. sınıflar. Evet. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Sakin ve güzel bir yazılı çalışması oluyor bence. Lütfen kanaldaki diğer yazılı örneklerine de göz atmayı unutmayın. Neden? Yani ne kadar çok soru örneği görürseniz, ne kadar çok çözüm aşamalarını takip ederseniz, o kadar rahat bir şekilde soru çözeceksiniz çünkü. A ve B asal sayılarının farkı da asaldır. Evvela asal sayı neydi? Kendisinden ve birden başka bölünü olmayan sayılara asal sayılar denir ki en küçük asal sayı 2. 3, 5, 7, bundan sonra 11, 13 diye böyle sonsuza kadar gider. 2'den küçük asal sayı yoktur. Negatifler 0, 1, 2 asal değildir. 2'den başka çift asal sayı da yoktur. Şimdi diyor ki hem kendileri asal olacak hem farkları asal olacak. Yani A eksi B'nin mutlağı ya da işte B eksi A ikisi de asal olacak arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye uygun olan A ve B sayılarına 2 örnek yazınız. Şimdi hemen bakalım. Kendileri asal olan iki sayı. Diyelim ki A 2 olsaydı, B de 3 olsaydı. Farkları bunların ne oluyor arkadaşlar? 1. Hım, 1 asal değil, olmadı. Peki A 2 olup B 5 olursa farkları 3 A olabilir. O zaman bunu alalım. Mesela diyelim ki A 2 olabilir. B de 5 olabilir. Hemen bakın Bakın kim büyüktür dememiş. Hani A B'den büyük, B A'dan büyük önemli değil. Dolayısıyla 5 ile 2'nin farkı 3 ve 3 de asal olduğu için bu olabiliyor. Başka bir örnek daha. Ee, sonra 2 ile 7 de olabilir arkadaşlar. Mesela bakın A 2 olup B 7 olursa bunların farkı 7 eksi 2'den 5 ve 5 de asal olduğu için bu da olabilir. İki örnekte de ama hatta ben sizin için birkaç örnek daha yazayım. Mesela hmm, ne olsun ne olsun A3 olsun mesela, A3 olsun, B de 5 olsun arkadaşlar ve bunların farkı 5 3'ten bakın 2, 2 de asal, bu da sağlar. Başka A5 olsun mesela, B 7 olsun mesela ve bunların farkı 7 5'ten 2. Bakın bu da asal, bu da sağlar. Yani bir sürü örnek bulabilirsiniz. Örnek sayılarını arttırabilirsiniz. 2 örnek istediği için en azından ikişer tane bile yazsanız demek ki sorudan tam puan alabilirsiniz. Bu şekilde de kolaylıkla sorunun çözümünü tamamlamış oluyoruz ve son sorumuza geliyoruz. Benimle birlikte bu aşamaya kadar gelen öğrenciler lütfen bu yazılı sınavdan kaç aldıklarını yorumlara yazmayı unutmasınlar. Haydi bakalım. 90 sayısının asal çarpanlarının toplamını yazın. Hemen birlikte 90'a bir asal algoritması yapalım. 2'ye bölelim. 45 diyelim. 2'ye bölünmez tekrar çünkü rakamlar toplamı 9. O zaman 3'e bölünür. 45'te 4'te 5 bir kere var. 15'te 5 kere var. 15'in rakamlar toplamı 6, bir daha 3'e bölünebilir o zaman 5. 5'i de 5'e bölerim. 1. Demek ki 90 demek 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 demektir. Bu durumda 90'ın asalları 2, 3 ve 5'tir. Toplamı da 2 artı 3 artı 5'ten 10'dur diyerek sorunun çözümünü tamamladık. Ve inşallah 100 puanı topladık diyorum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen bakalım. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmişken Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine buradan kocaman sevgiler, selamlar ve sınavlarında başarılar dilerim. Bir de Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine de yine aynı şekilde başarılar diliyorum. İnşallah herkes sınavdan yüz alır. Dediğim gibi sınav tarzı değilse de yüzlük sorular seninle. O zaman lütfen Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.